Selamlar arkadaşlar. Taklacı Mülayim yayınlarından nefis bir polinom yorumunu beraber yapmaya çalışalım. Kat sayıları tam sayı olan Px polinomu için P13 eşittir P29 o da eşittir 401. P0 mutlak değerci 37'den küçük. Buna göre Px'in sabit terimi kaçtır diyor. Şimdi sayılar çok sevimli sayılar değil. Verilen sayılar sevimsiz sayılar arkadaşlar. Dolayısıyla biz bir genelleme yapmaya çalışalım yine. Bakın Px polinomumuz şu formatta olsa x ile bölündüğünde Qx bölümünü versin sabit terime de biz genel olarak c diyorduk zaten e, px'in katsayıları tam sayı olduğuna göre. Qx'in de katsayıları tam sayıdır arkadaşlar. Bakın biz P0 ile ilgilendiğimiz için x çarpanını elde etmeye çalıştım. x çarpanına göre polinomu kombin etmeye çalıştım kafamda. Şimdi şu eşitliği kullanalım bakın. P13, P29'a eşitmiş. P13, x yerine 13 yazdığımda 13 çarpı Q13 artı C geliyor. Eşittir. P29 da 29 çarpı Q29 artı C geliyor. Bakın bunlar birbirini götürdü. 13 ile 29 aralarında asal. Yani ben Q13 arkadaşlar 29K dersem Q29 da 13K'dır diyebilirim. Bakın bu ifadelerde kaça eşittir? 401'e eşittir. Herhangi birinde yerine yazalım. Bakın şurada Q yerine arkadaşlar Q29 yerine 13K yazıyorum. Tabii ki k da tam sayı. 29 çarpı 13K artı C eşittir. 401 eşitliğini elde ettim. Şimdi ben C ile ilgileniyordum. C'yi yalnız bırakalım. 401- 29 çarpı 13 k oldu. Şimdi c için ne biliyorum arkadaşlar? P polinomunun sabit teriminin c olduğunu görüyorum. P sıfırın c olduğunu biliyorum. E C'nin de mutlak değerci 37'den küçük olduğunu biliyorum. Bakın şu ikisini çarpalım. 30 kere olsa 390, 13 çıkardım. 373 yani 401 eksi 373 çarpı k şeklinde olmalı. K da burada tam sayı olmak zorunda arkadaşlar. e Şimdi mutlak değeri de 37'den küçük olacağına göre k yerine ben sadece 1 seçersem şu eşitsizliği sağlar. Dolayısıyla C dediğim değer buradan kaç geliyor? 27 28. C dediğim sabitlerim 28'dir. Yani C şıkkıdır diyebilirim.